biliyorsun? Kız zorla öpmüş. Ayrıca öpsün, bana ne? Çok mu umurumda? Hem sen onu bırak da Bihter'e bak. Bihter gözünün önüne Behlül'ü getiremeyince panik oluyor, biliyor musun sen? Nereden bileceksin ki? Sorması kolay tabii. Hem seversin, kavuşamazsın, aşk olur demiş Aşık Veysel. Ya sen ne diyorsun ya? Sonra bir gün Zeynep'in teki radyoyu arar, bir tane şarkı ister. İstanbul'daki tek Zeynep ben miyim peki ha? Değilim. Ama arıyorum o radyoyu. Sonra telefon açan adama bağırıyorum deli gibi. Neden yapıyorum bunu biliyor musun ha? Bilmiyorsun. Neden yaptığımı bilmiyorsun. Barış, sen neden ayrıldığımı biliyor musun peki? Bir fikrin var mı? Yok. Yok, tabii ki yok. Çünkü ben onu sevmiyorum. Kart defterini versene be. Bayağı bir şey yazdırdı yalnız. İstersen fotokopi çektir. Tamam, bakayım. Matematikle coğrafya defterini de vereyim mi? Hı hı. Sonra da felsefe defterini veririm. Hı. Fizik, kimya, biyoloji gideriz öyle. Hı hı. Kerem hakkında ve Barış hakkında konuşmayalım da. Aynen öyle. Ya hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum. İyi. İyi. Uf, tamam, çok merak ediyorum. Anlat hadi hemen. Heh, tamam. Yani Barış bıraktığın gibiydi. Böyle çok düşünceliydi, çok da iyi değildi. Kerem de aynen öyleydi. Ne demek Kerem de aynen öyleydi? Ne oldu, bu kadar mı yani? Aa, bir de Melis bugün kantinde bayıldı. Ne? İyi ama değil mi şimdi, bir şey yok yani, her şey yolunda. Ama niye? Çok merak ettin kankanı. Üf, değil mi öyle? Sensin benim en yakın arkadaşım. Aa bak, bir de ne oldu? Sınıfa bir girdim. Melis'in sırasının üstünde kocaman bir çiçek. Ya büyük ihtimal Kerem yollamıştır. Güzel. Sen kıskandın mı? Ne kıskanacağım ya? Hayır, niye laf dönüp dolaşıp Kerem'e geliyor acaba? Hı? Merak ediyorum çünkü. Ya hiçbir şey anlatmıyorsun. Seni sürekli dürtmem gerekiyor böyle. Anca dürtünce anlatıyorsun. Hayır, anlatacak bir şey yok da ondan. Hı. Ya aklın karışmadı hiç. Hiç düşünmüyorsun Kerem'i. Her şey eskisi gibi. Hı hı. Ya kusura bakma arkadaşım ama yemem ben bunları. Yani bana gelip desen Kerem'le işim olmaz. Hiçbir şey hissetmiyorum. Kesinlikle aklıma bile gelmiyor. Tamam. Ya bunu anlarım. Ya bunu söylesen zaten bir daha bu konunun bahsini bile açma.
Biliyordum zaten ben. Bir şey söylemeyecek misin? Allah Allah. Söylemeyeceğim ya, zorlama beni. Ya tamam ya, bir daha ağzımı açmıyorum. İyi. İyi. Dergi mi okuyacaksın şimdi? Hayır sevgili Şapşal, test çözeceğiz. Ne testi ya? Ben çözmem bir daha o aptal testi. Yok ya, öyle bir çözersin ki. Hem Barış için değil, Kerim için çözeceğiz bu sefer. Neredeydi ya? İnşallah bulamaz. Ya bulacağım, sen de çözeceksin. Hı, buldum. Bir. Onu görünce mutlu oluyor musunuz? A, evet kesinlikle. Onu görünce hala heyecanlanıyorum. B, eskiden çok mutlu olurdum. Şimdi emin değilim. C, nefretle sevgi karışım. C, nefretle sevgi karışım. Aferin. Sağ ol. İki, büyük aşklar. A, ilk görüşte başlar. B, birbirini tanımak ve sevmekle başlar. C, nefretle başlar. C, nefretle başlar. Üç, ilişkinizi tüm süreçte tanımlayan üç kelime. A, aşk, mutluluk ve heyecan. B, saygı, iyilik ve devamlılık. Bu Barış oluyor. C, inişli çıkışlı, tekinsiz ama heyecanlı. Bu da Kerem oluyor. Ay çok biliyorsun sen. C. Tamam. Şimdi sayıyorum. Okuyorum, hazır mısın? Hazırım. Tebrikler. Hayatınızın aşkını çoktan bulmuşsunuz. Ver sen şunu bana. Üç tane soruyla hayatımın aşkını mı bulacağım ben? Hadi ya. Geçen sefer de test çözdüğümüzde sonucu hiç böyle tepki vermemiştin. Ya şu Kerem konusunu kapatabilir miyiz artık? Tamam, kapatırız. İyi. İyi. Kapatırız da... Bazı insanlar kapatmak istemiyor. Ya ne diyor? Akşam 7'de mekana gel, konuşmamız lazım diyor. Gidecek misin? Hayır tabii ki. Ne işin var benim orada? Ne? Gitmeyeceğim. Tamam ya, gitme. Bakma bana öyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.